Ha maşallah abi, sabah sabah bu ses ne ya? Kızlar ne oluyor? Niye bağırıyorsunuz bu kadar? Biri buraya çıkmış. Bir tanesi burada. Diğeri yumurtlamak için sırayı bekliyor. Tavuklar yumurtladıkça horoz da buradan bağırıyor. Çilli, niye bağırıyorsun kızım? Yumurtladı mı tavuklar? Tavukların yumurtladı mı? Yem varilinin içinde yumurtluyorlar sabah sabah. Normalde bunlar yatıyor arkadaşlar. Yem varilinin içine girmiş, oraya yumurtlayacak. Diğeri de burada. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Anıl Şahbaz. YouTube kanalımıza ve videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün yine bir videoda sizlerle birlikteyiz. Neler yapacağız arkadaşlar? Sabah uyandık. Gözlerim şöyle açılmıyor sanırsam. Uykudan kalktım. Koyunları gütmeye çıkaracağız. Babamla biliyorsunuz dönüşümlü olarak koyunları gidiyoruz biz. Birimizin işi olursa diğerimiz gidiyor. Diğerimizin başka bir işi olursa ben gidiyorum. Bugün babam çift sürmeye gitti. Geçen videoda göstermiştim ya, çift çeker bir traktör bir dayının çiftlerini gidiyor sürüyor diye. Bugün yine yağmurlardan sonra o dayının yerine gitti. Ben de koyunları çıkartacağım. Uyandık, böyle işlerimizin başındayız. Çevre düzenleme falan yapacağız çoban evinde. Biliyorsunuz bizim burada armut, kiraz, işte incir, erik, bir sürü meyve var çoban evinin önünde. Bunların hepsine peyzaj düzenleme mi derler, ne derler onu? Hani düzenlemeyince ne diyorlardı? Peyzaj düzenlemeydi herhalde. İsmi öyle, yanlış hatırlıyorsam. Yanlış söylüyorsam siz düzeltin. Meyvelerin diplerini kazacağız. Onları su falan sulayacağız. Etrafını taş falan döşeceğim. Düzenli gözüksün, toplu bir şekilde tertipli olsun diye. Koyunları öğleye kadar güteceğiz. Öğleye kadar bir 4-5 saat güdelim. Öğlen saatlerinde koyunların yatma saati geliyor zaten. O saatte de gelir kapatırız. O işlerimizi görürüz. Tarlaya gidip geçenki çift sürdüğümüz zeytin tarlasındaki zeytinlerin, küçük zeytinlerin diplerindeki traktörün lastiğin altında kalan dallar var. Onları da kesebiliriz. Bir ihtimalle diyelim. Böyle bu şekilde işlerimiz yoğun. Bu şekilde yine yoğun bir gün geçireceğiz. Benle beraber siz de yoğun bir gün geçireceksiniz. Benimle birlikte siz de yorulacaksınız. Hadi bakalım. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bildirim zilini de tıklarsanız seviniriz. Bildirim zilini tıkladığınızda benim atmış olduğum videolar sizlere bildiri olarak düşüyor. Bunun için bu işe yarıyor. Hadi bakalım. Lafı fazla uzatmadan başlayalım. Arkadaşlar, aklıma gelmişken söyleyeyim. Bakın şurada bizim bir tane yarım lancamız var. Hurdalar var bizim burada, satılacak bununla işe yaramadık malzemeler. Şurada yarım lanca var ya, bu lancanın içine patates ekeceğiz biz. Babamla geçen gün konuştuk. Bugün değil artık da önümüzdeki günlerde yapacak olduğumuz işlerden bir tanesi bu. Bu lancanın içine patates ekeceğiz babamla. Geçen sene şey yapmıştım hatırlarsanız. Toprağa dikmiştim ama toprak biraz sert geldiği için o da yumuşak kaba toprağı severmiş patates de. O yüzden çok fazla olduydu yine ama az olduydu. Bu sene bunun içine dikeceğiz. Bakalım, inşallah olur. Öyle bir bu şekilde bir denememiz olmuş olacak. Hadi bakalım kızlar, çıkıyoruz. Zoponumuzu da alalım. Gel 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 gel, hepiniz toplanın bakın de. Gel gel gel. Yavaş yavaş. Gel gel gel. Hayır, ben anlamıyorum. Herkes çıkıyor bu. Birazcık beyinsiz takımı mı acaba? Şişt. Kapı nerede yavrum? Kapı nerede? Bak bak, fizik bak. Ya herkes nereden çıktı? Ya bu oğlaklı olan ufaklığın acık. Adli dengesi yerinde değil. Herkes kapıdan çıkıyor, onlar zorluyor bir tarafa. Şimdi sabah güdüm olduğundan pusata salmayacağım arkadaşlar. Akşam güdümünde salacağım çünkü şu an tavukların hepsi şeyde, yumurtlamada. Yani hepsi dedim, iki farklı yere iki tanesi yatmış, yumurtluyor. Arkasında bekleyenler de var. O yüzden şimdi salarsam benim yanımdan kaçıp da yumurtlayan tavukları rahatsız edecek, biliyorum. O yüzden pusata salmadım sabah. Amcam bostan yerini hazırlamış. Kavun ekecek herhalde buraya. Hayret. Arkadaşlar, bütün kirazlar çiçek açmadı. Bir tanesi çiçek açtı. Bu niye böyle acaba? Bakın şöyle tarlayı
Uzaktan göstereyim size. Çiçek açmış olsa zaten belli olur, bembeyaz. Hiç üzerlerinde bakın çiçek yok. Tomurcuk tomurcuk hani. Bakın hep tomurcuklar var. Sadece ve sadece bir tanesi bembeyaz çiçek yapmış. Acaba bunun ırkı değişik mi ki? Hepsini aynı cinsten kiraz diktik biz buraya ama. Maşallah nasıl da çiçek yapmış ya. Abi bu sene kış gerçekten uzun sürdü arkadaşlar. Normalde Nisan aylarında bu şekilde saat öğle öğleye doğru saat 11'de 11.30'da koyunu hayatta yayamazsınız buralarda. Hani sıcaktan sinek oluyor koyundan, hepsi bir araya toplanırdın, yayılmazdın. Bu sene gerçekten kış uzun sürdü, serinler hala devam ediyor yani. Nisan ayını bitireceğiz, Mayıs ayına doğru gidiyoruz. Hala da hep böyle bir güneş olsa da bir rüzgarlı gidiyor. Mesela ceket giydirtiyor insana. Fidanların otunu yolardık biz bu aylarda, tütün yaptığımız senelerde kısa kolluyla yolardık yani. Bu sene kış gerçekten uzun sürdü. Koyunlar baksanıza hepsi birden yayılıyorlar. Normalde bu aylarda sineklenir, sinek yapar, bir araya toplanır koyun. Ama şu an resmen dağıldılar, yayılıyorlar. Arkadaşlar koyunlar geliyor artık yavaş yavaş. Öğlen oldu, kapatacağız koyunları. Şu kazların suyunu dolduracağım. Geçenlerde söylemiştim ya bu çalışmıyor diye, artık bunu yaptık biz. İçinden gabloları kopmuş. Kopmuş dediğim şase yapmış, daha doğrusu eritmiş. Onu ekledik. Şimdi artık çalışıyor. Yani kolaylıkla havuzu doldurabiliyorsun dinamo sayesinde. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın su akıyor. Gazların havuzu burası. Girip burada yüzüyorlar. Su az olunca da yüzüyor da. Büyük ihtimal laylonu biraz delik var herhalde. Delikten kaçırmış, yarı yarına kadar boşalmış. Tavuklar falan su içiyorlar. Dolduram doldursun. Ne yaptı kızım? Susadın mı? İç bakalım. İç. Hani sen yalnız gelmişsin. Ötekinler nerede? Tek başına çıkmış gelmiş, diğerleri daha gelmeden. Gel kızım gel. Gel bakalım. Su iç hadi, su iç. Susamışsınızdır siz. İç su. Susamadın mı? Ha, susamış. Su içmeye gelmiş arkadaşlar. Orada su olduğunu biliyor. Nerede sürü? Hadi git bakalım, onlara da getir gel. Hey, karşıdan kendileri yavaş yavaş geldiler, geldiler kıyacak. Oraya kadar geldiler. Oradan da büyük ihtimal buraya doğru gelecekler artık. Havuz dolmak üzere. Lidya, ya kızım, Lidya. Doldu. Lidya, gel suyunu dolduruverdin kızım. Gel. Gel, gel, gel. Hadi bakayım. Hadi geçin. Biraz güneşli, tam öğlen saatlerine doğru geldiniz. Hadi bakalım. Yarı yarı nerede? Su içiyorlar. Yarısı da su içiyor. Oğlak. Bakın arkadaşlar, görüyor musunuz tek çallı? Oğlak gülün yapraklarını yiyor. Lan kurşun güle kış. Şşt. Şşt. Oğlak yürü. Yürü içeri. Yürü içeri bakalım. Yürü. Annem görmesin bak, çiçekleri yiyorlar. Bayırda o kadar ot varken çiçeği ısırdı ya. Geç kızım. Geç. Hadi bakayım. Karnınız doydu. Şimdi tok karnına ne uyku çekmesi olur sizin için. Bakın dışarısı güneşli ya. İçeri geçiyorlar. Havanın da ne olduğu belli olmuyor arkadaşlar bu aylarda. Bir rüzgar esiyor, bir güneş çıkıyor.
Abi bunlar burada rüzgar nasıl açtı bilmiyorum burayı. Buranın da rüzgardan bozulmuş arkadaşlar. Geçen gün şunu aklıma gelmişken bağlayayım dedim. Yoksa bu yırtılacak gidecek burada. Nerede bunun ipliği ya? Heh, şöyle. Gerdirem ki şeyin altına doğru şöyle rüzgar açamasın bunu. Diğer türlü yırtılacak gidecek. Şuradan alttan geçireyim. Heh. Tamamdır. Şuradan bağlarız şimdi. Başka? Bir tane de şurası. Bir tane de şuradan yapalım. Çünkü önümüzdeki günlerde 1-2 gün yağış gösteriyor hava. Yağmur yağdığında hava durumu. Yağmur yağdığında yine bunun üçünü, üstünü komple su birikecek. Ha bu ne olmuş böyle ya? Komple su birikirse buranı da hiç çürütecek. Bağlayayım ki gerdireyim şöyle. Diğer türlü bu olmaz. Çakıyı şuraya koyayım. Abi bunu nasıl gerdireceğiz buradan? Şöyle yapsak olmaz. Mecbur buradan gerdireceğiz. Şuradan bakalım. Heh. Şimdi oldu. Şimdi oldu bu. Bir de kör düğüm yapayım şuradan. Hadi bakalım. Çık şimdi. Heh. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi geçelim çoban evinde peyzaj düzenlemeye. İnternetten baktım. Peyzaj düzenleme birazcık daha şey. Hani böyle işte süslü ağaçlar var bahçelerde. Onların uçlarını kırpmışlar. Şekili vermişler. Ondan sonra bembeyaz böyle deniz taşı gibi bembeyaz taşlar var. O taşlardan sıralamışlar böyle şeylerin etraflarını. Yine onun ismi de peyzajmış. Yani yanlış söylememişim. Hani sabah demiştim ya peyzaj mıdır nedir diye ismi diye. Şimdi deniz taşını nereden bulacağız? Biz köy hayatı yaşıyoruz zaten arkadaşlar. Köy hayatı yaşadığımız için bizim taşımız bunlar. Peyzaj taşıyla olmaz. Köy hayatında kara düzen taşı olur. O yüzden şöyle şuralardaki etraflardaki ayağımıza takışan taşlardan ben de topladım. Hem ayağımızın altına takışmasın hem de bir işe yarasın diye taşları buraya döşeceğim. Gül var burada bir tane. Bakın şu gül. Hatta şu ipi de bağlamak için koymuştum ben buraya. Onu da bağlayayım da. O da şey olsun. Gül arkadaşlar bu. Bayağı da güzel açıyor. Açtığı zaman açarsa hep birlikte görürüz inşallah. Şöyle sıkam ki rüzgardan ayrılmasın. Heh, şöyle bağlayayım. Birazdan keserim bunun ucunu. Şu taşları. Ama işte sonraya bırakmamam lazım. Şimdi kesmem lazım. Benim kafamda kalır yoksa o. Şöyle bir düğüm daha atayım. Kısa kestik ya. Şöyle. Hadi. Heh. Tamam. Şimdi oldu. Şu şekilde taşları döşeme devam edelim. Şu büyük taşı koyacaktım ama bozar diye büyük taşı koymadım. Küçükken oynayanlar varsa tarlada toprakta bilir. Arkadaşlar büyükler iş yaparken çocuklar da taşlarla şey yapardı. Taştan ev falan yapardık biz. Yapanlar var mı bilmiyorum. Ama bizim çocukluğumuz tarlalarda taştan ev yapmakla geçti. Gerçi çalışmaktan fırsat bulamazdık ama birazcık daha az çalıştığımız zamanlarda diyeyim artık 6'lı 7'li yaşlarda ya da 5'li 6'lı yaşlarda o yaşlardayken çok oynadık taş ev. 10 yaşından sonra zaten tütün tarlasını çalışmakla geçti de nasıl oldu? Oldu mu? Sanki şu biraz köşe bıraktı değil mi? Bunu alırsak böyle birleştirirsek ne olur? Daha yuvarlak olur, daha güzel olur. Aynen öyle. Böyle daha güzel oldu arkadaşlar. Bu da üzüm. Babam dikti buraya bunu. Çekirdeksiz üzüm bu da. İnşallah olursa çekirdeksiz üzüm yeriz. Şöyle etrafını da elimle düzeltleyeyim. Tırmık çeker gibi. Tamam. Olay budur arkadaşlar. Çoban evindeki meyvelerin hepsini bu tarz yapmayı düşünüyorum. Yani toplu gözüküyor birazcık da. Şurada erikler var karşıda. Hayvanların olduğu yerde. O erikleri yapacağım. İnşallah güzel olur. Ondan sonra da sularız bunları. Diplerini. Ya, ne yaptı kızım? Ne yaptın?
Arkadaşlar bu da erik. Oradaki güldü. Güldü. Gülle çekirdeksiz üzümdü. Buradaki de erik. Bu erik de çok güzel oluyor. Biraz geç oluyor ama geç falan sonuçta oluyor. Şöyle dibini çapalayayım ki birazdan sulayacağım ya. Suladığım zaman toprağın içine işlesin. Şöyle toprağını kabartayım. Taşlarını etrafını dizeleyeceğim yine. Hem hava almış olur toprak. Ha, şöyle. Kaç tane kalıyor? Bundan sonra bir de şu yanındakiyle şu karşıdaki kalıyor. İki tane kalıyor. Bunu yaptık. Biraz boşluk olsa da olur ya. Bir şey olmaz. Bu da böyle. Bir tane daha var. Buna da buraya koysak. Bu da buranın. Tamam. Gayet güzel. Elimle de şöyle biraz tırmıklattırayım, dibini düzelttireyim. Tamamdır. Bir kova suyu döktük bunun dibine. Bunun işlemi de tamam. Şöyle bakınca güzel gözüküyor. Bunun dibi zaten çukur. Bunun dibini çukur açmaya gerek yok. Sadece hemen toprağını kapattıracak kadar çapalasak yeterli. Şöyle şuralarını. Yalnız bir yandan da susadım arkadaşlar. Oruçlu olduğumuz için birazcık güneşli hava, rüzgar esiyor ama sonuçta işlendiğimizden susuyoruz. Dibini kabarttık yine şöyle. Su döktüğümüzde içine işlesin diye. Şöyle tezek parçalarını da parçalattırayım. Meyve olsun, zeytin olsun hepsinde aynı. Dibini havalandırdığınız sürece meyve ya da zeytin işte neyse daha çok çabuk gelişiyor. Bir tane de şuraya. Nasıl oldu? Böyle mi? Yok şöyle. Tamamdır. Şöyle toprak. Birazcık şuralarından çapanın burnuyla toprak çıkarttıram ki taş daha sıkışsın. Tamamdır arkadaşlar. Bu da tamam. Bir tane kaldı. Onu da yaptık mı? Oradan tarlaya gidebiliriz. Evet arkadaşlar. Üçüncüyü de bitirdim. Şöyle ıprığın içine su doldurduk. Sulan sulayan bakalım bunlara. Son aşama. Bizimkisi birazcık meyve peyzajı oldu da yapacak bir şey yok. Hani şöyle elimizde imkan çok olsa keşke de buralara daha da güzel şeyler yapsak. Buradan su kaçıyor biraz. Toprak dolduram hemen. Bunun dibine döktük su. Diğerlerin dibine de dökeyim. Kaç tane yaptım ben? 4 tane yaptım herhalde. Bunun dibine de su dökeyim. Buna da dökeceğiz. En son gülün yanındakini dökeriz bir de. Nasıl oldu arkadaşlar? Güzel oldu değil mi? Vallahi ben beğendim. Karşıdan baktığınızda bile meyvenin dibi erik ağacının dibinde taş döşedik. Dibine de yıkadık. Suladık. Yıkadık diyorum. Tavuk ne yaptın? Susadın mı? Su içecek oradan o da. Şimdi tarlaya doğru gideceğiz artık. Şu gülün dibindekine de sulayayım da. Ondan sonra şu kasaya takacağım. Kasanın içinde buradaki üzümleri aralamıştık ya, bağları. Onlar var. Onların dalları falan var. Bu da zaten ilk yaptığımız. Bunun da dibini sulayayım ben şimdi. Su dökeyim. Onları atacağız. Ondan sonra da tarlada yapılacak işlerimiz var. Yapılacak işlerimiz neler? Dilimiz damağımız kurudu biraz. Yapılacak işlerden bir tanesi arkadaşlar. Oradaki sobayı getireceğiz. Bizim çardağımızda yüzüm gözükmüyor mu benim? Çardakta şey var ya. Soba var ya. O sobayı buraya getireceğiz, geleceğiz. Çünkü artık kış ayı geçti. Sobanın bir işi kalmadı orada. O yüzden sobayı buraya getirmemiz lazım. Bir de son zamanlarda bazı şeyler duyulmaya başladı. İşte bazılarının çardaklarından, bir yerlerinden bir şeyler kayboluyormuş. O yüzden gidip ben de oradaki sobayı getireceğim, geleceğim.
Zaten kullanılmayacak yaz ayında. Gelsin burada dursun. Önümüzdeki kış tekrar kullanacak olduğumuzda götürürüz oraya kururuz. Kurarız. Hem onu getireceğim hem de zeytinlerin diplerinden birkaç şey aralayacağız. Küçük dal. Kış çekil yandan ezileceksin şimdi. Kasayı takacağız arkadaşlar, küçük kasayı. İnip elimizde kasayı havaya kaldıracağız. Yoksa diğer türlü olmaz. Şuradan çivisini alayım ben onun. Hadi. Tamamdır. Oo, çardan etrafı her yer yemyeşil olmuş arkadaşlar. Baksanıza. Yağmurlar yağdıkça yeşillenmiş, otlar bile uzamış. Sobayı şimdi açacağız arabaya. Önce sobayı atayım ki yorulduğum zaman şimdi kaldırmak. Buraya birisi gelmiş. Bu tel benim kapatışım değil arkadaşlar. Ben teli iki tur bağlayarak kapatıyorum. Burası iki tur bağlamamış. Ağlıma gelen başıma gelecek mi ki dedim ama bir şey yok. Her şey yerli yerince yine. Bu aralarda birkaç tane çardaktan malzeme eksilmiş arkadaşlar. Başka bir yerlerde, bizim çardağımızdan değil de. Demir olan şeyler eksilmiş. Ne hikmetse artık demiri ya da saçı, profil parçasını ne yapıyorlarsa gerisini siz düşünün. O yüzden demir olan içeride soba var. Sobayı biz de sökeceğiz. Köye götüreceğiz, geleceğiz. Köye götüreceğiz. Seneye tekrardan getiririz. Çadırlarımızı kenara koyalım önce bir. Önce şu boruları sökmekle başlayalım. Boruları falan götüreceğim arkadaşlar. Burada bırakmayacağım. Sonuçta kullanmadığım sobanın borusunu burada ne yapacağız değil mi? O yüzden boruları da götüreceğim. Borular zaten ikinci el değil. Boruları sıfır aldık. Yeni yani. Pek burada bırakılmaz. Bunu kaldırabilir miyiz? Kaldırırız herhalde. Hop. Ağır da ha. Seneye gene getiririz. Kışın. Arka taraftaki şeyi var. Borusu var. Onu da buradan sökelim. İyi hadi, bizim çardakta bir sıkıntı yok arkadaşlar. Herhangi bir şey kaybolmamış. Herhangi bir şey alınmamış. Yalnız içeri girilmiş. Girilsin önemli değil de yeter ki bir şey alınmasın. Bırakıldığı gibi, buldukları gibi bırakılsın yeter ki. Sobayı koyduk. Şimdi bağ makasını alacağım, çapayı alacağım. Zeytinlerin diplerinde geçen gün çapaladık, sürdük biliyorsunuz burayı. Tık 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 diplerini, fazlalık dalları alacağız. Abi yok böyle bir susamak. Gerçekten çok susadım arkadaşlar. Ama yapacak da bir şey yok yani. Oruç tutuyoruz. Her susadığımızda işi bırakacak olursak Ramazan boyunca hiç çalışmamamız lazım. O yüzden sabredeceğiz. Rabbim yardım eder. Evet şimdi arkadaşlar, küçük ara dediğimiz, küçük dallar dediğimiz şunlar bakın. Toprağa değiyor zeytinin dalları. Yani bu toprağa değen dal buradan kessek olur. Hani bunu kestiğimiz zaman herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Bakın şimdi bu zeytin açılacak. Makas da biraz şey. Mesela bu dalı keselim. Yere değen dallar hiçbir işe yaramaz bizim için. Ama büyük ara yapılmaz. Zeytinin kendisi küçük olduğu için büyük ara yapılmaz. Yorumlarda da birkaç tane abim geçen gün ben burayı pullukla sürerken yazmış, anıl zeytinleri arala diye.
daha zeytin ağaçları küçük olduğu için herhangi bir ara yapmıyoruz. Sadece traktörün lastiğini değiyor. Bunlar toprağa da değdiği için bunları kesiyoruz. Bir nevi bakım diyelim yani. Yine zeytine bakmazsan olmaz. Bakarsan bağa, bakmazsan dağa demişler. Şunun dibindeki dalı da alalım. Bakın bu da çıktı. Kaldı mı şöyle yere değen başka dal? Herhangi bir şey kalmadı. Bunları da elimizden şöyle pıtırcaklarını alıverem. Zeytin. Bu. Şu yandaki dalı da alsak olur. Bunu da alalım. Bunu da aldık. Tamamdır. Zeytinin dibini açtık arkadaşlar. Kaç tane dal çıkarmıştık? 3-4 tane dal çıkardık. Tamam, bunlar çıksın. Her zeytinden bu kadar bu kadar. Çok değil yani. Sadece hemen toprağa değen. Bakın açılıverdi bunun dibi. Biraz önce gürdü. Ormanımsıydı. Şimdi açıldı. Çok değil. Bu kadar bu kadar aldım. Şöyle elimize de tırmık vazifesi gördürem de dibini düzeliyorum. Arkadaşlar bunu da araladım. Dibini çapaladım. Doldurdum zeytinin kökünün dibine. Üzerine de düzeltledim. Gerçekten bu lafı kim çıkardıysa bakarsın daha bakmasan vaha lafına. Çok yerinde bir laf çıkarmış. Bakmazsan olmaz. Süper oldu. Zeytinin dibi açılıverdi. Hadi bakalım küçük bey. Senin yerinden aralayacağız bakalım. Şu dal senin fazlalık burada. Bunu keselim. Sen buradan çık bakalım be. Arkadaşlar tam bu işlerle uğraşmak stresini gideriyor insanın. Oruçlu bir şekilde evde otursak ne yapacağız ki, canımız sıkılır. Yani tarladaki işler dururken, işleri yapmayıp da oruçluyuz diye evde dursam işler bir yandan kalacak. Bir yandan da canımız sıkılacak. Ama bakın burada gerçekten psikiyatriye gitmiş gibi hissediyor insan kendini. Şu dalı da çıkaralım aradan. Bu da çıktı. Bunun açıldığını gördükçe insan mutlu oluyor. Yani sanki böyle bir zordaymış da zeytin onu zor anından kurtarmışız gibi oluyor. Yani onun gibi bir şey anlatamadım da. Dibinde hiçbir şey kalmadı. Çapayla da toprağını şöyle dibine doğru dolduralım. Ondan sonra bu zeytinin işi tamamdır. Biraz da bu tarafından çektireyim. Bakın. Zeytinin dibini hem açmış olduk hem de çapalamış olduk. Evet arkadaşlar, artık bitiremedik tarlayı ama tarla zaten bitmez yani. Çok zeytin var burada. 240 tane zeytin var. 40 tanesini falan yaptım büyük ihtimal. Dilim damağım kurudu. Çok da fazla oruçluyken kendimi sıkıştırmayacağım. Zaten sobayı aldık. 40 tane de zeytin yaptık. Yani diplerini hem çapalayıp hem de aralamış olduk. Artık gideyim kendimi çok fazla yormadan. Çoban evine. Zaten vakit de bayağı oldu. Hayvanlar da bakılır. Hadi bakalım. Yolculuk başlasın. Kış kış kış. Müsaat. Ne yaptın oğlum? Umrula gelmişler. Ben şöyle önlemeye gidelim. Gerisi gibi aynı takımız yeri çıkartalım. Eyvah. Sobayı da şuraya kenara koyduk arkadaşlar. Burada köşede artık bir yaz boyunca durur. Bir dahaki kış ayının başında da Allah nasip ederse tekrardan gider çardağımıza kurarız. Nasip ederse yakarız. Orada kullanırız ısınmak için onu. Bayağı yorulduk artık. Hayvanların yerini temizleyeceğim. Hayvanların yerini temizledikten sonra işim bitecek. Babam da koyunları gütmeye gitmiş. Ben tarladan gelmeden. O koyunları güttük, geldiğinde koyunların yeri hazır olsun. Dalları falan sökeceğim. Yerlerini falan süpüreceğim. Başka da bir işim yok. Ondan sonra artık iş yok. Oruçluyuz ya, bayağı da yorulduk zaten. Dilimiz damağımız kurudu. Koyunlar gelince koyunları kapatırız. Yememizi yeriz artık. Bu videomuzu da bu şekilde, bugünümüzü de bu şekilde bitirdik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve tabii ki de abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.